Yani bir ay maaş alıyor, ikinci ay vergi dilimine geçiyor. Yani ilk ay 15'ten veriyor, ikinci de hemen 20, üçüncü ay hemen 27 oluyor. Onu düşürmelerini öneriyoruz. Asgari ücret vergi istisnasının matrahtan indirim yoluyla yapılmasını diyoruz. Yani asgari ücretten vergi alınmıyor ama gelir vergisine esas yerlerde doğrudan matrahtan indirim yoluyla yapılacağına istisna tutuluyor. Bu yüzden hesaba dahil ediliyor. Onu kaldırın diyoruz. Dediğimin öz Türkçesi nedir? Bakın, bu vergi sistemiyle maaşın aylık seyri. Hesap kolay olsun, net olsun. Brüt ücreti 110 bin lira olan bir işçi, yani beyaz yakalı, bugün İstanbul'da bir plazada çalışan, emeği sömürülen bir kişinin maaşının başına gelen, herhangi bir işçinin başına gelen SSK primi, gelir vergisi, damga vergisi uygulanıyor. Gelir vergisi oranı Ocak ayında %15. Kendisine ödenecek maaş 110 bin liradan 81 bin liraya düşüyor. 30 bin lira eksiliyor. Net maaşı 81 bin lira. Bir sonraki ay direkt vergi dilimi değişmiş, bak %20 olmuş. Aldığı para 77 bine düştü. Bir sonraki ay Mart vergi dilimi %27'ye çıktı. Aldığı para 73 bin liraya düştü. Bir sonraki ay 70 bin liraya düştü. 4 ay 5 ay böyle aldı. Eylül gelince 65 bin liraya düştü. Aralık ayında 63 bin liraya düştü. Vergide adalet denen 81 bin liralık maaşın Aralık ayında 63 bin liraya düşmesi. Bu 50 bin lira maaş alanda, örneğin 55 bin lira maaş alanda önce 40 bin liraya düşüyor. Ay sonu geldiğinde de 36 bin liraya düşüyor. 35 bin liraya düşüyor, 32 bin liraya düşüyor. O yüzden şu dilimlerin 5'er puan indirilmesini, bu limitlerin hemen Ocak'ta dolmak yerine ilk barajın Haziran'a kadar, ikinci barajın Eylül'e kadar idare etmesini, başta hemen dilim atlayıp sanki yüksek maaş veriyormuş gibi Ocak ayında ilan edip Mart ayında kuşa dönmesine itiraz eden bir kanun teklifi. Şimdi bütün maaşlıları bugün mecliste grup önerileri bitip gündeme geçilmeden önce iş tüzük 37'ye göre Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimizin Umut Akdoğan'ın bütün partimiz adına verdiği bu teklifin oylamasına bakmaya davet ediyorum. Burada evet oyu verenler, evet oyu verenler maaşların hokus pokusla, yan kesicilikle, laf oyunlarıyla kuşa çevrilmesine rıza gösterenler olacak. Eğer bu devam etsin derlerse. Bizim kanun teklifimizi destekleyenler maaşların vergi cambazlığı yoluyla erimesine engel olacaklar. Dönün bakın. Sizin için oy veren muhalefeti görün. Sizin bu durumunuz devam etsin diye oy kullanacak AKP-MHP iktidarını görün. Vakit varken tanıdığınız milletvekillerine, partilere, partilerin yöneticilerine ulaşın. Burada sadece bu kanun teklifinin gündeme alınıp oylanıp kabul edilmesiyle vergide, adalette sona gelinmez mücadelede ama önemli bir nefes alınır. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi grubu tam kadro mecliste olacak. Hep beraber emekçinin yanında olacağız. Bu emekçi ister mavi yakalı olsun, ister gri yakalı olsun, ister masasının başında çalışan beyaz yakalı olsun, emeğin vergi yoluyla çalınmasına hep beraber itiraz edeceğiz. Biz en düşük emekli maaşının bir asgari ücret olmasını söyledik. Tayyip Bey buna dertlenmiş. Demiş ki bunların sırtında küfe yok.
Vallahi aslında ben de onu söylüyorum. Ben küfeyi istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak küfeyi istiyoruz. Millet sana küfeyi verdi. Millet sana küfeyi verdi. Küfenin içine emekliyi koyuyorsun, taşıyamıyor, ağır geliyor. Küfenin içine asgari ücret koyuyorsun, taşıyamıyor, ağır geliyor. Tarım, çay üreticisi beyefendiye ağır geliyor. Fındık üreticisi ağır, üzüm, narenciye, buğday ağır geliyor. Milletin efendisi denen çiftçiyi taşıyamıyor, ağır geliyor. Ama 47 tane firmanın vergi borcunu silelim deyince küfeyi taşıyor. O zaman beyefendiye beşli çeteler ağır gelmiyor, yandaş müteahhitler ağır gelmiyor, holdingler ağır gelmiyor. 10 bin liraya geçinene asgari ücret ver diyorum, taşıyama ağır geldi diyor. Bırak, ben taşıyacağım, ver küfeyi, ver küfeyi. Bin liralık en düşük emekli maaşını 12.500 yapmış, çok ağır geldi. 33 milyar. Müteahhitlerden geçen sene sildiği borç 660 milyar. 20'de biri ya. 20'de biri. Şunu gel 17.5 yapalım. Ne lazım? Olsun olsun 100 milyar. Olsun olsun. 100 milyar. 660 milyar müteahhitten silmiş. Emekliye gelince ağır geldi. Asgari ücretliye gelince ağır geldi. Arkadaşlar, emekliyi taşıyamayanlar, asgari ücretliyi küfesine çok görenler o tarafta, iktidar kulisindeler. O yükü taşıyacak olanlar. Emekliyi yük değil, emekliyi derdinin sırtlanılmasını onurlu vazife bilenler. Asgari ücreti Hans'tan, asgari ücreti Helmut'tan, Helga'dan az yapmayacak olanlar. Bugün 17 bin liradan utanıp onu Fransa'daki gibi 80 bin lira, İngiltere'deki gibi 85 bin lira yapacak olanlar sizlersiniz. Bu yükü taşımaya hazır mısınız? Gidin ve onlara gösterin. Hangi yük ağırdır? O yük kime hafif gelir? Biz milleti yük görmeyiz. Küfeyi taşıyamayanlar, çıkarın. Taşıyacak bu aslanlar. Biz taşıyacağız. Biz taşıyacağız. Biz taşıyacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin.